Ankara gücünün 36. Burada en büyük sıkıntı Ankara gücüyle Sivaslı hocam. Hocam yarın Ankara gücü Ümrani'yi yener ise yapar 39. Evet. Ondan sonra der ki biz bu işte yokuz. Değil mi? Evet. Kader maçı yarınki Çünkü maç. ondan sonraki maçı Galatasaray, Kayseri, Adana, Demirspor, Bayağı palamut maçlar. Fena. Ki Kayseri deplasman. Onun için zor. Yani yarınki maçı Ankara gücünün ölüm kalım maçı hocam. Net. Değil mi? 3 puan alamadı. Hayırlı işler olma şansı fazla. Çünkü o zaman Galatasaray maçını ayağı tutuşup çıkacak. Ümraniye için de geçerli hocam. Ümraniyenin de 30 var. E, 3 maçını hükmeni var çünkü Ümraniye'nin. Evet. 3 maçını kazansa 39 yapacak. E evet. burası 36. Kazanamadı. E kazandı şimdi o. Oldu mu 33? Evet. Sen kaldın. E evet. Galatasaray'ı da kazanamadı. Ne evet, olacak? Yandın Yandın. Hayır sonra da Giresun-İstanbul <laughs> oynayacağı takımlar da direkt rakipler yani. Bilmiyorum. İyi be güzel böyle hocam ya. Öyle fazla rahat olmaz kimse. Buralar biraz karışık ama dediğin gibi hocam Ankara Gücü eğer yarın Ümraniye'yi tabii Ümraniye için de hani son hani şanssa bu kırıntısı diyelim belki şansın. Köprüden önce artık. Çıkış. Yarın ya düşüyor ya kalıyor Ümraniye'de. Evet. Ee, o yüzden öyle bir maç Giresun'un işte bu hafta şey geçiyor, hükmen geçiyor. Trabzon maçı var içeride. Ümraniye deplasmanı o da kritik halde. Antalya yine kezal. Ya Sivas vallahi Sivas'ta sıkıntı hocam. iki sıkıntı, maçı kalmış. Sivas sıkıntı. Sivas ha, içeride sınıf. ama o maçlar bak. İçeride <laughs> de Ay, i̇çeride Kasımpaşa diyorsun Kasımpaşa yenildi. Ya, ya. Kasımpaşa yenildi. Tabii. 6 puanlık maçı alamadı. Bugün de Kasımpaşa gene 6 puanlık maç aldı. Evet. İstanbul'u yendi. İstanbul halbuki o maçtan böyle bir galibiyet çıkarsaydı bitiriyordu işini. Evet. Valla yarın yarın 16'da Ümraniye Ankara gücü maçı seyredilir hocam. Evet. Güzel maç Ben bugün baktım şey maçına zaten Kasımpaşa İstanbul evet. spor maçına öyle çıktım evde Yani Haftaya Giresun Trabzon maçı çok zor olur Zor maçlar Zor Yani Bu maçlara göre Şu yarınki Ümraniye Ankara gücü maçına göre e, Bu yarış bir iki Yani Otuzunda bitmeyebilir Düşme evet. tarafı Evet Çünkü orada daha bir 3 haftalık e, şey var Fixtür var Bu tarafta iki haftalık bir belli olmaz da şampiyon 30'unda belli olabilir. Evet. Öyle Şimdi gibi benziyor. duruyor. Öyle gibi duruyor. Hocam hocam. Bu saatten sonra Galatasaray'ın vereceği yani büyük mucize olursa verir. Ee... ama futbol bu abi. Ben nelerini gördüm onun için. Hocam öyle bir işte örnek hatırladığımız var hocam. Kendi ne örnekler var evet. Ricardo ne demiş? Kazandığımız için çok memnunuz. Şampiyonluğa çok az kaldı. Benim görevim zaten her zaman söylediğim gibi gol atmak. Galibiyetten dolayı da çok mutluyum demiş Mauro Icardi. 19 gol, 7 asist, 22 maçta. Oynadığı maç 22. Taraftar üzerinde söyleyecek çok şey var. Çok etkileyiciler, kelimeler kifayetsiz kalıyor. 50 bin kişi sürekli yanımızda performansımızı etkiliyor. Bu yılın benim için çok özel olduğunu söylemek istiyorum. Bakın şimdi Icardi kiralık bir oyuncu kiralık oyuncu olmasına rağmen büyük bir aidiyet göstermiyor. Evet. Daha profesyonel hocam. Yani burada demek ki mutlu hocam. Evet. Yani yönetimde o iletişimi kurmuş, teknik evet. ekipte o iletişimi kurmuş, Arkadaşlar, takım arkadaşlarıyla evet. o iletişimi kurmuş. Şeyler, Adam mutlu burada. Kerem'le çok anlaşıyorlar. Yani ben onu şey diyorum. Kerem Icardi aşe. Evet. Kerem Ikarde Aşe bayağı işte... Bir birazdan geldiğinde aralim göreceğiz aralim şey hocam ne pas verdi Kerem. Evet. Kerem Ikarde Aşe. Yani O şey. da ona vermek istedi. Evet. evet. Ee, fark edemedi onu Kerem Aktürkoğlu. Evet. Yani kendisi de vurabilirdi Ikarde o pozisyonda. Onu da görürüz herhalde gelir. Ee... Hocam çok iyi mücadele ediyorlar. Yani bakıyorum. Abi otoba giriyor, o çıkıyor, o giriyor. İkili basıyorlar, üçlü basıyorlar. E, e, adam sıkılınca Baskıyı dayanamıyor. Toba vuruyor. Toba vurunca tekrar alıyorlar kafa topunu filan. Abi öyle mücadele edersen işte böyle olur abi. Hocam sen dedin ya birbirlerini tamamlıyorlar diye. Bak not sana. Kerem Icardi'ye dört tane asist yapmış. Icardi de Kerem'e 3 tane asist evet. yapmış. 7. 7 tane gol çıkmış bu ikilinin oyunda. Kerem uygundan. Icardi Aşe abi. Net başlık bu. Kerem Icardi Aşe. Vallahi öyle. E işte, şey İkadi var. 19 gol atmış. Kerem'in gol sayısı kaç? Ona da bir bakalım. Çünkü 19 gol, 7 asist orada beraber birbirlerine yaptırdıkları 7 gol var. Bir de şimdi Kerem'in gol sayısına siz de 9. 9 gol. E işte hocam. İkisi 31 go, 28 gol atmışlar ve 14 asist yapmışlar hocam. Attıklarının yarısı kadar ya. 42 defa gole <laughs> etki etmişler, skora etki etmişler yani. Ha, bunu yaparken tabii teknik adamın da rolü var, bir de oynayan arkadaşların onlara ne kadar yardım ettikleri var hocam. Evet. Dikkat et ben Kerem'in ceza alanına girip top çıkardığını görüyorum. Icardi'nin ceza alanına girip top çıkardığını görüyorum hocam. Yani e Bunu yapıyorsan o zaman başarılı olma şansın artıyor. Cezalandı. Ben çok görüyorum bunları top çıkarırken. Arkadaşlarına yardım ederken. Doğru. Birbirine yardım etmeyen adam yok Galatasaray'da. E o zaman başarılı olursun. Kaçtı? Aşağıya indiğimde 3-4 dakika vardı bitime. 4 kişiyle yine pres yapıyorlar. Topu kazanmak için evet. baskı yapıyor. Yani Sivaslı oyuncu Nefes alamıyor yani. Ha. Bugün Okan mesela değişiklikleri 7-8-10 dakika erken yapabilirdi daha doğru. Biraz olurdu. geç kaldı bence, gibi sanki evet. Bence. O arada Sivas'ı kımıldattı. Galatasaraylılar oyundan düşmeye başladı. Ee, mesela Icardi'nin ikinci golü tam zamanında geldi 63'te. Oralarda biraz böyle Sivas hafif kıpırdanıyordu. Biraz daha hani ayağı yere daha sağlam basmaya başlamıştı. İkinci gol fişi çekti. Ama tabii üstüne gelecek. De abi Sivas'ta bir sıfır mağlup olunca ne olacak? Gelecek. E gelecek Galatasaray takımı yakalar sen de pozisyon. Ya ya Rıza Çalınbay'ın <laughs> düşüncesi. Ben böyle 80'leri falan görür müyüm? Orada hani bir puan. Kritik çünkü şu anda her puan onlar için. Ya, Ama olmadı. Şöyle kenarda duruşuna bakıyordum Rıza'dan. Pek ümit var değildi. Hocam baksana Üzülteli. yok. Yatabare yok. Gutas yok. Tat yok. Erdoğan yok. Ziya yok. Murat Palulü yok. 6 tane olmayan oyuncusu tamam, var. Beş tane yabancı kulübede. Niye aldın? Savusayz girdi mi sonra arkadaşlar? Ben aşağı indiğim için fark edemedim ama girmedi değil mi? Yani Samu herhalde kupa maçına sakladı. O önemli bir oyuncusu çünkü. Sakladı herhalde diyeceğim ama bilemiyorum. Yarı finale Samu Kritik oyuncu çünkü. Vallahi ya bu da bir sakatlığı bilemiyorum. Fener karşısında da mağlup oldular. Hocam Galatasaray mesela geçen hafta mıydı? Hangi? 52 idi. İstanbul maçında rakip ceza sahasında topla buluşma 52 idi. Bak kendi evinde bu hafta 18 kez topla buluşmuş. 10 şut atmış. 2 isabetli şut var. Zaten ikisi de gol. Evet. Demir Gürüz 3 isabetli şutu var. 1 isabetli de 3 şuttan. O isabetli hangisi biliyor musun? Apin cılız evet. bir kafa vuruşu var ya o. Oh. Evet. Yani hiç gol pozisyonu yok. Bugün Musere yere yattı mı hocam? Hayır. Vallahi yapmıyor. Pırıl Hayır. pırıldır ha forması. Onu tutsunlar. Terlememiştir Ama de bir maç sonraya İstanbul'da girer. Ama yanlış yerden soktu. Soktu ya. Ya yapma onu. Takım için iyi değil öyle bir takıma. Arkadaşların perişan oluyor. Sonra topları vur ileriye. Yani atıyorsan at. Ama rakip varken arkadaşına top atıyorsun, top çıkıyor senin aleyhine. Veya arkadaşına basıyor, alıp geri dönüyor top sana. Senin gibi bir kalecinin onları yapmaması lazım hele böyle bir maçta. Niye bilmiyorum. Bu sene bir, onda bir tuhaflık var. Var hocam var. Bu sene bir tuhaflık bir var. Bir tuhaflık var. var dediğin gibi. Evet. Ika... Galatasaray ne? donatalım. Dört bir yanı bayraklarla diye bir paylaşım. Şampiyonluk yakın. Meşaleleri yakın. Şampiyonluk yakın. Meşaleleri yakın şeklinde resmi hesaptan bir paylaşım var. Yani simge hani İstanbul Boğazı'nda şampiyon olan takımların bayrakları dalgalanıyor. Onu e, simgeleştirerek böyle bir paylaşım yapmış Sarı Kırmızılılar. Saşa Boye ne demiş? 3 puan almak ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemek istiyorduk. Taraftarımıza da destekleri için teşekkür ediyorum. Hedefe çok yaklaştık. Aynı ciddiyetle oynamaya devam edeceğiz. Bak, i̇şte bu... Diğer maçlarda bayağı gelirdi, çıkardı, giderdi, gelirdi. Bugün çıkma adedi ne kadar az gördün mü? Hep kapattılar orayı. Dört dört kapattılar. Arkalı önlü dörtlü kapattılar hep. Öyle. E ee, hocam Sağ yani. Sağ sol iç bir, bir kardiyla şey. Kerem. Önce yemeyeceksiniz. Atıyorsun evet. zaten. Atıyorsun. Bir tane kıstırırsın. Ve tane onu da e, birkaç haftadır çok disiplinli bir şekilde uyguluyorlar. Evet. 3 Yani uyguluyor. disiplinli, hiç taviz vermeden ve rakibi hocam, ısırarak... hocam iki defa Fenerbahçe'ye altın tepside verdiler. iki defa. Tabii. Fenerbahçe'ye altın tepside verdiler. Alın iyi dediler ya. Fakat Fenerbahçe yemedi. Öyle o olunca da bunu onlar da bunlara geldi. verdiler. <laughs> Alın siz yiyin dediler. Evet. Biz yiyemeyeceğiz. Evet, hocam. Bizim karnımız tok siz yiyin dediler abi. İnanamıyorum ya. <laughs>